Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz, Bir Tefekkür Ufku programına daha hoş geldiniz. Bendeniz Hidayet Erdoğan. Saygıdeğer hocam Ebubekir Sifil'le Tefekkür Ufku çerçevesinde daha çok gündemdeki akaid mevzularını, akide mevzularını ele alıyor ve değerlendirmeye çalışıyorduk. Geçtiğimiz sohbetlerimizde özellikle inkarı küfrü gerektirmeyen mevzular üzerine girecektik ama önce inkarı küfrü gerektiren güncel konulardan bir giriş yapmıştık hocam. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Çok teşekkür ederim. Bir giriş yapmıştık ve inkarı küfrü gerektiren konuları biraz böyle ana hatlarıyla söyleyelim. Ondan sonra inkarı küfrü gerektirmeyen konular, bu konudaki temel prensipler. Bugün bunlara gireceğiz hocam inşallah. İşte haşr-ı cismani, alemin kıdemi, bunları söylemiştik hocam. Şimdi böyle bir toparlarsanız hocam, bir geçmişi şöyle bir toparlayıp yeni konuya girebilirsek memnun oluruz hocam. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evet, son programda da ifade etmeye çalışmıştık. İnkarı küfrü gerektiren hususlar zaruri bilgiyle sabit olan hususlardır. Yani sübutunda ve delaletinde herhangi bir kafalılık, teville müsait olma durumu vesaire yoktur. Buna yani sübutu da, ve delaleti hocam kısaca izah edersek. Sübutu yani hükmün mevcut olduğuna dair içimizde herhangi bir şüphe kalmayacak kadar kesin olacak. Yani Kur'an ayeti mesela sübutu kat'i bir delildir. Bütün Kur'an ayetleri. Mütevatir hadisler, sünnetler, bunlar sübutu kat'i hususlardır. Delaleti kat'iden kastımız ise ne anlattığı açık ifadeler. Evet. Yani Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin son peygamber oluşu hususu mesela sübutu kat'idir, Kur'an ayetiyle sabittir. Delaleti de kat'idir, Kur'an ayeti Hatemen Nebiyyin buyuruyor Cenab-ı Hak. Evet. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz hakkında. Dolayısıyla Nebilerin sonuncusudur. Bu gibi hususlarla sabit olan itikadi meseleler kat'idir. Akaidin kat'iyatındandır. Kesin hususlarındandır ki biz bunlara akaidin farzları demiştik. Bunları inkar küfürdür. Kader meselesi gibi tafsilat isteyen meseleler var. Evet. Bunları da akaidin vaciplerinden diyebiliriz. Tafsilat istiyor kader meselesi. Akide metnini okurken bir miktar anlatmıştık bunu. Evet. Allah Teala'nın ilmi bizim kaderimizi kuşatıyor. Evet. Bizim nerede, ne zaman, ne hal üzere olacağımızı Cenab-ı Hak biliyor. Bilmez diyen kafir olur. Çünkü Allah Teala'nın ilmine bir nakisa atfetmiş olur. Ona cehalet atfetmiş olur. Bu küfürdür. Evet. Allah Teala bildiği şeyleri takdir eder. Takdir etmez diyen kafir olur. Allah Teala'nın takdirine rağmen dünyada bir yaprak bile kıpırdamaz. Dolayısıyla bu hususta kesindir, açıktır. Allah Teala bildiği, takdir ettiği şeyleri vakti zamanı gelince yaratır. Bu da kat'idir. Bu kaderin tafsilatındaki konu. Tafsilatı, üçüncü madde budur. Allah Teala'nın ilmi, takdiri ve yaratması. Bunların herhangi birini inkar eden kafir olur. Kulun fiilleri meselesinde, kader derken genellikle bu nokta kastedilir zaten. Kulun fiilleri meselesinde eğer kulun Allah Teala'dan bağımsız, ona hiç muhtaç olmaksızın, hiçbir şekilde muhtaç olmaksızın, Allah Teala'dan tamamen bağımsız ve müstağni bir şekilde tam bir özgürlükle fiil işlediğini söylerse bir kimse, işte bu da küfürdür. Ama şöyle derse, Allah Teala insanda bir irade yaratmıştır. Allah Teala'nın yarattığı bu iradeyle insan fiil işler dese, burada tekfir söz konusu olmaz. Bununla az evvel söylediğim şeyin farkı şudur. Birinci noktada, birinci iddiada iddia sahipleri diyorlar ki, kul Allah Teala'ya fiil işlerken hiçbir şekilde muhtaç değildir. Hiçbir biçimde Allah Teala onun fiil işlemesine müdahil değildir. Bu küfürdür. Küfür olmayan şudur. Allah Teala insana irade vermiş. İnsan fiil işleyebilmek için bu iradeye muhtaçtır.
bundan müstağni değildir. Velakin Allah Teala bu iradeyi potansiyel olarak baştan insana vermiş ve onu serbest bırakmış. O iradenin varlığında insan Allah'a muhtaçtır. Ama fiil işlerken o iradeyi kullanma noktasında Allah Teala insanı özgür bırakmış derse, burada bir tevil gündeme gelir. Bu tevili yapan insanı tekfir etmeyiz. Çünkü burada evet bu batıl bir tevildir. Yanlış bir tevildir. Ama kulun Allah Teala'dan müstakil, bağımsız, müstağni olduğunu iddia etmiyor bu tevilin sahibi. Naslara uygun bir şekilde kendince bir tevil yapıyor. Dolayısıyla tekfir edemiyoruz. Demek ki hocam böyle bir genel prensip olmuş oluyor. Tevilin yani inkarı da küfür değil. Mesela biri tevil ediyor. Evet. Mesela bir görüş bir alemin tevili olmuş oluyor. Onu inkar edebiliyor birisi. Yani tevilin inkarı... Bir alemin tevilinin inkarı küfür değil. Küfür değildir. Tabii ki. Yani, evet. Ama tevil olduğu için de küfürle itham edemiyoruz ayrıca yani. Öyle. Burada da o tafsilatı da verelim. Yani yapılan her tevil böyle midir? Bunu evet hocam. Böyle değildir. Her tevil böyle değildir. Ya mesela bir kimse şöyle dese. Dese ki ben Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin son nebi olduğunu inkar etmiyorum. Bu ayetle sabittir. Fakat o son Resul değildir. Nebi ve Resul kelimelerini kendince tarif etse. Evet. Ondan sonra dese ki son nebi olduğu Efendimizin ayetle sabit. Son Resul olduğuna dair bir ayet yok. Dolayısıyla ben diyorum ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliği haktır, doğrudur, son nebidir. Ama ondan sonra Resuller de gelebilir, gelmiştir. Dersem? Ben de bir Resulüm dese kafir olur. Allah. Bu bir tevildir ama batıl bir tevildir. Neden? Evet. Neden? Çünkü nübüvvetin son bulduğunu ifade eden ayetten kasıt Allah Teala artık kullara vahiy, kitap göndermeyecek demektir. Evet. Ya bundan sonra nübüvvetin son bulması bu ayetle sabit olduktan sonra Allah Teala'nın insanlara yeniden vahiy ve Resul göndermesinin bu ayetle çelişmesi lazım. Evet. Yani zahirle çelişen evet. Teviller de makbul değildir. Değildir dolayısıyla onlara itimat edilmez. Edilmez. Kat'i naslarla çatışan tevil muteber değildir. Evet. Bu önemli. Tevilin kaidelerinden birisi bu. Kat'i naslarla çelişen, çatışan, tearruz eden tevil makbul değildir. Sahibini küfürden kurtarmaz. Geçen sohbette söylemiştiniz hocam. Hani adam meleklere, cinlere enerji falan diyor. Yani Nas'ın zahirinde evet, melek açık evet, açık olduğu evet, halde. Evet. Adam orada enerji diyor. Bilmem kendine göre pozitif, evet, negatif polarizasyona falan giriyor değişik tabii, şekilde. Tabii. Onlar tabii tevil. Ama zırva batıl, işte. Bu tevil zırva. Değil bu tevil zırva. Değil. Evet. Buna tevil çünkü tevil evet, kelimesi masum yani. Evet. Tevil zaten teknik bir kelime yani. Evet. Evet hocam. Evet, buyurun hocam devam edelim. Evet, dolayısıyla bu tarz kat'iyatı ben tevil yapıyorum efendim diyerek devre dışı bırakmak kişiyi kurtarmaz. Tevilin kat'i naslarla çatışmaması lazım. Evet, kanunları var tevilin. Birincisi bu. Muhkem evet, delaleti ve sübutu açık naslarla çatışmayacak. İki, Arap dilinin imkanlarını zorlamayacak. Tekeffül olmayacak yani. Evet. Ben mesela diyelim ki namaz kelimesi salat kelimesinden geliyor. Salat kelimesi aslında biz Allah'ın huzurunda dik durduğumuz için dik durmak demektir. Dolayısıyla salat kelimesine ben direnmek anlamı da verebilirim. Veya hak zulme karşı, küfre karşı dik durmak anlamı. Hayır, bu zorlama bir şey. Yani başka, kelimenin başka şeyler var yani. Tabii, var, tabii, tabii. Bunlar batıl teviller. Evet ve sahabe-i kiramın icmağı başta olmak üzere kat'i icmağa aykırı olmayacak. Evet. Bu icmanın sübutunda da bir şüphe olmayacak. Ya bir kısım meseleler var. Fıkhi meseleler arasında bir kısımları var. Bazı kaynaklarda bu konuda icma vardır ifadesine rastlıyoruz. Ama başka kaynaklarda bakıyoruz ki bir alim, seleften birisi aykırı bir görüş ileri sürmüş. Bu görüş şazdır, taklit edilmez, benimsenmez. Ama icma vardır demeye de aykırıdır bu. Evet. Çünkü icma edilmiştir yani. Tabii bir alim bile olsa muhalefet ettiği için icma yoktur o konuda. Dolayısıyla kat'i icmadan kastımız budur. Muhalifi bilinmeyen, muhalif görüşte kimsenin bulunmadığının bilindiği icma meseleleri de böyledir. Buna muhalefet de küfürdür.
Buna aykırı tevil de makbul değildir, kabul edilemez. Biraz konu usul konularına kaydı ama hocam, tabii bunlar temel konular olduğu için evet. iş dönüp dolaşıp yine usulü fıkha geliyor yani. Mecburen geliyor. Yani usulü fıkhı okumadan zaten müçtehit olmanın şartlarından birisi de icmanın olduğu konuları bilmesi lazım. Evet, hangi konuda? İcma konularını bilmediği zaman bir adam kendi başına o zaman parçalı yapıyor. Teviller değil de zırvalar meydana geliyor, Allah korusun. Şimdi burada bir meseleye daha değinelim. Özellikle İbn-i Teymiye'den bu yana çok çok tartışma konusu olmuş, edilmiş. Bugün bile kendisine selefi diyen çevrelerde en çok konuşulan, en çok tartışılan, böyle alamet-i farika gibi olmuş meselelerden birisi bir kısım tasavvuf ehlinin tekfiri. Başta İbn-i Arabi Hazretleri olmak üzere. Şimdi bu mesele İbn-i Teymiye ortaya çıkana kadar bu kadar, bu derece tartışma konusu olmuş, gündeme getirilmiş bir mesele değil. Ehl-i sünnet vel cemaat ulema İbn-i Arabi Hazretleri'nin bir kısım tartışmalı görüşleri vardır. Biz bunu kabul ediyoruz. Evet. O görüşler hakkında güzel teviller getirmişler. Şimdi bu tevilleri yapma imkanımız olduğu sürece bir mümini tekfir etmemeliyiz. Bu önemli bir şey. Buradan bir kaideye geçiş yapacağız. Evet. Bir kimsenin mümin olduğunu gösteren 99 tane alamet olsa. Evet hocam. Ki küfrüne bir alamet delalet etse. Bu çok önemli hocam. Evet. Ulemamız diyor ki biz küfrüne 99, imanına bir meselenin delalet ettiği kimseyi tekfir etmeyiz. Böyle o bir mesele üzerine o kimsenin mümin olduğu çok tartışmalı olsun, çok tartışılsın, önemli değil. Bizim bir kimseyi yanlışlıkla mümin kabul etmemiz, yanlışlıkla tekfir etmekten evladır. Evet. Bu çok önemli bir cümle. Evet. Biz yani bir kimseyi yanlışlıkla mümin kabul etmek, yanlışlıkla tekfir etmekten evladır. Evladır. Bu önemli. Bunu bizim hocam evet. her tarafta sloganlaştırıp bayraklaştırmamız evet. lazım. Yani. En büyük problem hocam. Yani. Burada enteresan bir şey var. Yemenli Muhammed bin Ali Eşşevkani diye bir zat var. Şevkani. Evet. Şevkani. Çok malum, meşhur bir zat. Eserleri var. Neylül Eftar'ı var. Elbedrut Taliye var. İşte Usulü Fıkha dair eserleri var vesaire. Bu zat gençlik yıllarında İbn Arabi Hazretlerini tekfir ettiği bir risale yazmış. Hmm. Es-Savarimul Hidat diye bir risale yazmış. Daha sonra ömrünün ilerleyen safhalarında, yaşı kemale doğru gittiği zaman El-Bedrut Tali'yi yazmış. Orada arkadaşlarından, dostlarından tasavvuf ehli birisinin hayatını anlatırken diyor ki bu zat bana biz bununla her gün görüşürdük diyor. Çok sevişirdik, çok muhabbet ederdik. Şevkani anlatıyor bunu. Şevkani anlatıyor. Bu zatla hemen her gün görüşürdük. İlmi meseleleri konuşur, müzakere ederdik. Bundan çok zevk alırdık. Bir gün bana bir şey sordu. Dedi ki birisi beni bir mecliste tasavvuf ehlinin hak üzere olduğunu söyledi. Beni de şahit getirdi. Ben de öyledir dedim. İbn-i Arabi'nin adını da zikretti. Ben de öyledir dedim. Hata mı ettim, doğru mu yaptım diye soruyor. O tasavvuf ehli zat soruyor. Şey, evet, Şevkani'ye soruyor. Şevkani de bu mesele üzerine evvelce bu İbn-i Arabi Hazretleri'ni tekfir ettiği risalesine atıf yapıyor. Hmm. Hatta öyle manzum bir şeymiş. O ondan bazı beyitler de örnek olarak zikrediyor. Orada şöyle şöyle demiştim diyor. Fakat şimdi diyor ben bu meselede tevakkuf ediyorum. İbn-i Arabi'nin, İbn-i Farid'in, Abdülkerim el-Cili'nin vesairenin bu zatların tekfir edilmesi, kafir olduğunu söylenmesine gönlüm razı değil. Ben ne bileyim, belki son nefeslerini vermeden tevbe ettiler. Yeah. Ben ne bileyim, belki o söyledikleri sözlerin kendilerince makul bir tevili var. Hmm. Ben o tevili bilememiş olabilirim. Evet. Dolayısıyla ben bu meselede tevakkuf ediyorum. Ondan sonra bu az önce söylediğim şeyi söylüyor. Bir kimse dese ki diyor, ya bu adamların küfrüyle asli kafirlerin küfrü arasında bir fark yok. Onlar da bunlara benzer şeyler söylüyor. O zaman biz kafirlerin küfrünü de mi tevil edeceğiz? Burada diyor önemli bir nokta var. Evet.
kafir dediğiniz insanlar asli kafir. Ya bunlar mümin olup sonradan küfre düşmüş insanlar değil. Yetişmede tarzından küçükten kalkmış adam büyümüş küfür üzere. Aslı kökü. Asli yani. Kafir diyoruz bunlara biz. İstisap deliline göre. Evet. Fakat diyor berekiler mümin. Onlar küfür üzere yaşamadılar ki. Evet. Onlardan sadır olan bir sözü benim tevil etme imkanım olduğu sürece ben onları tekfir etmem. Ha o görüşlere katılır mısınız deseniz katılmam. Evet. Bunları anlatır mısınız doğru şeyler, hakikat şeyler diye? Anlatmam. Anlatmam. Ama sahibini de küfür üzere ölmüştür, cehennemliktir, kafirdir demem. Şimdi Şevkani'nin bu tavrı çok önemli. Günümüzde bunu özellikle söyledim. Selefiler Şevkani'yi İmam Şevkani diye anarlar. Selef kendisini Selefi olarak ifade eden insanların gerçekten imam olarak gördüğü zatlardan biridir Şevkani. Ama ahir ömründe böyle bir şey söylemiş. Eski görüşünün de doğru olmadığını, o görüşünden rücu ettiğini söylemekten de geri durmamış. Bu hocam hangi kitabında var? El-Bedrü Talia. Bu bir tercüme-i hal kitabıdır. Yani hem okunması da kolay o açıdan. El-Bedrü Talia. Evet. El-Bedrü Talia yani. Evet hocam. Bir tercüme-i hal kitabıdır. Kendi döneminde yaşamış ulemanın hayatlarını anlatıyor bu eserinde. Orada da kendi bu ifadesini söylüyor. Evet. Evet hocam. Bu zatın adını da zikredebilirim size. El-Kasım bin Muhammed bin Ahmet bin Kasım. Yanlış hatırlamıyorsam. Bu zatın hal tercümesinde söylüyor bunu. Kasım bin? El-Kasım bin Muhammed bin Ahmet bin Kasım. Gene de şuraya notlarıma bakayım. İsimlerde bir takdim tehir yapmış olabilirim. Demek ki hocam böyle büyük insanların, alimlerin evet. Öndeki söylediklerini, sonraki söylediklerini şüphesiz, iyi tartmak lazım tabii. Yani. Bir eserine bağlı kalarak bir alim hakkında fikir yürütmek. Rahmetli Necip Fazıl'ın dediği gibi onlar çöp karıştırıcısıdır diyor. Geçmişiyle evet. ilgili konularla ilgili. Yani geçmişte insan belki tövbe edip yeni bir sayfa açmışsa onun çöp karıştırmamak lazım yani. Evet. İsmi buldum. Evet hocam. Bir iki isimde yanılmışım. Es-Seyyid Kasım bin Ahmet bin Abdullah bin Kasım. Kasım bin Ahmet Kasım bin, Ahmet bin Abdullah bin Kasım. Kasım. Evet. El-Bedrü Talia ismi kitabın evet. içinde bu zatın hayatını anlatırken burada geri döndüğünü, o konuların görüşlerinden evet. geri teracih ettiğini anlatıyor. Evet, bendeki nüsha birinci cilt 374-380. sayfada. Önemli bir şey hocam hakikaten. Bunları gündeme getirmek lazım, taşımak evet. lazım. Evet. Çünkü hocam yani Kadı İyaz Hazretleri'nin o bir sözü var ya çok bugünlerde de hep gündemde. Yani el mu'minu yasru ve yansahu vel faciru yuayyiru ve yunakkidu. Ya, evet. Yani hayırhah olmak yani mümin ya hata eden birisi karşısında ya ona nasihat eder veya örter. Ama facir günahkar insanda ya ayıplar veya orada burada tenkit eder. Eyvallah. Yani çağdaş insanlar evet. hocam konuşuyor mesela. Evet. Adam konuşuyor ve belki de aynı mahallede yaşıyorlar. Gidip de sen böyle bir şey konuşmuşsun. Ne anlama geliyor hocam diye sormak yani, yerine evet. internet üzerinden birbirine şey yapıyorlar. Bu noktada hakikaten bir mümin tavrından uzaklaşmış gibi maalesef. Görünüyoruz. Nasıl maalesef. Hocam öyle yani. Maalesef. Çok görüyoruz. Yani bu konuda uyarmak lazım. Yani yaşıyor gidip konuşmak lazım. Şimdi hocam, yani yıllar evvel bir kitap okumuştum. O müellif diyordu ki nahnu duat la kudat. Ya. Biz davetçiyiz, kadı değiliz. Biz insanları İslam'a davet etmekle mükellefiz. Kendimizi kadı efendi yerine koyup, yargıç yerine koyup insanları tekfir etmek, boynunu vurmak. Şimdi bir de işin böyle bir tarafı var. Bunu da konuşmamız lazım. Evet. Yani vaktimiz daraldı. Bir dakikamız var hocam. Bir toparlayalım. İkinci evet, bölümde inşallah. Hangi tarafı konuşacağız hocam? Onu bir ilan edelim. Yani bir kısım insanların küfrüne hükmedip arkasından onlar hakkında bir takım muameleler yapmak, işlemler yap. Bu kimin yetkisindedir? Ya. Kim yapar bu işi? Onları da konuşalım inşallah. Evet. Şimdi günümüzde böyle bir şey var. Bir kısım insanlar başka bir kısım insanları tekfir ediyor. Arkasından bunların dünyasını, ahiretini, malını, ırzını, canını kendince bir yere bağlıyor. Onlar hakkında muameleler yapıyor, işlemler yapıyor. Evet. Bu doğru bir şey değil. Bizden evvelki zamanlarda yaşamış, göçmüş, gitmiş, Rabbine kavuşmuş insanlar
hakkındaki tekfir hükümleriyle halen hayatta olan, yaşamakta olan insanlar hakkındaki tekfir hükümleri arasında şöyle bir şey gözetmemiz lazım. Bir, bizden evvelki zamanlarda, hangi zamanda olursa olsun yaşamış gitmiş insanların dünyasını değiştirmiş. Evet, tamam. Yani evet. Onların kitaplarda herhangi bir küfür ifade eden herhangi bir sözlerine, görüşlerine rastladığımız zaman bu adam kafirdir demeyelim. Bu söz küfürdür diyelim. Eğer küfür olduğu açık bir sözse, ki kat'iyat olduğunu, itikadın farzlarından nelerin olduğunu söylemiştik daha önce. Dolayısıyla bir kitapta, bir eserde, bir yerde evvelki zamanlarda yaşamış, ölmüş, gitmiş kimselerden birinin bir görüşüne rastlasak, açıkça küfür olduğu malum olan bir görüşüne rastlasak, bu kimse kafirdir, kafir olarak ölmüştür demeyelim. Bu görüş küfürdür diyelim. Evet, bu çok önemli hocam. Evet. Neden? Çünkü adam ölmeden önce tevbe etmiş olabilir. Evet. Biz orada değildik, bilmiyoruz. O görüş üzere. Evet. Olabilir. İkincisi, Ehl-i Sünnet ulemanın çok hassas davrandığı bu mesele hakkında şöyle bir kaidesi var. Diyorlar ki bazen bir söz küfür olur ama onu söyleyen kişi kafir olmayabilir. Evet, bu nasıl oluyor hocam? Bu şöyle olur. Birincisi, bu sözü kendince makul bir tevhile dayanarak yapmış olur. O tevhili bilmemiz lazım. Evet. Şimdi bakın, az önce birinci kısımda bir şey söyledik. Dedik ki icmaya aykırı, kat'i icma, sübutunu bildiğimiz kat'i icmaya aykırı görüşler de küfürdür. Şimdi bu görüşü biz aldık, öğrendik, kabul ettik. Ve bir alimin kat'i icmaya aykırı bir görüş. Tabii itikadi meselelerden bahsediyoruz. Tabii. Burada icma derken fıkhi meseleleri muamele konuları değil. Evet. Evet. İbadet konuları değil, itikadi konular. Bir alimin de bu kat'i icmaya aykırı düştüğünü gördüğümüz bir görüşüne rastlasak. Aa, bu hemen icma aykırı oldu, bu kafir oldu demeyelim. O konudaki icma sabit midir, kat'i midir, ona bakalım. Evet, önce icmaya bakıyoruz. Evet, icmanın kat'i olduğunu kesin bir surette tespit etmemiz lazım. İmam Gazali merhum Faysal-ı Tefrika'da şöyle bir ayrım yapıyor. Diyor ki bir meselede ulemanın icma ettiğini söylemek başka bir şeydir. Bir meselede muhalif alim var mı bilmiyorum demek başka bir şeydir. Evet. İnce bir çizgi. Evet. Yani belki muhalifi var, ben bilmiyorum. İcma vardır dedim ama falan kitapta da böyle rastladım ama belki muhalifi var. Evet. Belki tam araştırmadım. Kılı kırk yarmak gerekiyor. Yani. Elbette tekfir, çünkü bahse konu olan. Çünkü yani. Geri kendimize mi dönüyor hocam? Tabii, kendimize dönüyor. Artı tekfir ettiğimiz insanla ilgili de geri dönülmez sonuçları var. Yani o kimsenin malı, nikahı, canı, evet, tasarrufları falan heba olup gidiyor. Miras meselesi. Hepsi ya, tabii, falan, tabii, tabii, evet. Ya bu bu bakımdan ulema tarafından çok sizin ifadenizle kılı kırk yararcasına üzerinde hassasiyetle durulmuş bir meseledir. O görüşün, hani biz bir sözü söylemek, bir söz küfür olabilir, sahibi kafir olmayabilir dedik. Evet. İki hususa bağladık. Birincisi, ölmeden önce tevbe etmiş olabilir. İkincisi, bir tevili olabilir. Biz o tevili bilmiyor olabiliriz. Onu çok iyi araştırmak lazım. Evet. Efendim. Üçüncüsü, bir dayanağı olabilir onun. Bir dayanağı olabilir. O dayanağı var mıdır, yok mudur, onu da çok iyi tahkik etmek lazım. Evet. Dolayısıyla sözün küfür olması sahibinin kafir olmasını gerektirmez. Bunu vefat edenler için söyledim, evet, hocam. Evet, vefat edenler için. Günümüzde yaşayanlar için. Bir kimseden bir söz sadır oldu, duyduk veya kitap yazdı, okuduk. Bununla neyi kastettiğini kendisine birebir sormamız lazım. Bununla neyi kastettin? Yaşayan bir insan sonuçta. Yaşayan bir insan. Bununla neyi kastettin? Olabilir ki kendince bir hak kastı vardır. Bunu yanlış ifade etmiştir. Evet. Cahildir, meseleyi bilmiyordur. Biz ona öğretelim.
Veya ölmüş gitmiş insanlar hakkında söylediğimiz şeyler de aynen geçerli. Tabii. Tevili vardır belki bilmiyoruz. Evet, bir dayanağı vardır bilmiyoruz. Ve yaşayan kimselerle ilgili en önemli husus, bu adamları tekfir edip efendim bir kısım işte IŞİD'cilerin vesairenin yaptığı gibi bu mürted oldu, dolayısıyla kanı helal oldu demeyelim. Buna bizim yetkimiz yok, hakkımız yok. Evet hocam. Bu hemen öldürülmesi gerekir evet. diye böyle fetva veriliyor. Bu doğru değil. Önce tekfir ediliyor, sonra iptal ediliyor. Evet. Bu mürted oldu deniyor. Şimdi İmam Ebu Hanife'nin bir tespiti var. Şeyde Usulü'l Münife'de okumuştuk. Bizi dinleyenler hatırlayacaktır. İmam Ebu Hanife'ye işte bu irca mirca meseleleri soruluyor. Bunlar küfür müdür? Sahibini mürtet yapar mı? İşte tekfir olur mu vesaire? Diyor ki o insana sorulur. Bu adam asli kafir midir? Yoksa mümin midir? Evet. Eğer mümin olarak kabul edecekseniz bunu, evet. bu adamın kendi inandığı doğrular istikametinde bir husus benimsediğini kabul etmeniz lazım. Evet. Çünkü bu adamın iman edilmesi gerekli olan hususlar hakkındaki bilgisiyle sizinki birbiriyle çatışıyor olabilir. Burada mutlaka tafsilata gitmek lazım. Ve en önemlisi, biz hüküm uygulayıcı değiliz. Evet. Yani adam kafirse mesela, yahut işte ifade ettiği şey açık bir küfürse, bunu da iddia ediyorsa, hani bir cehaletten, gafletten, dil sürçmesinden vesaireden kaynaklanan bir durum yoksa, bilinçli bir şekilde adam o küfür görüşü, inancı müdafaa ediyorsa, bunun hemen kellesini alma yetkimiz yok bizim. Evet. Bu sözün, bu halin, bu tavrın küfür olduğunu söyleriz, orada bırakırız. Evet. Bu çünkü devlet yetkisi, devlet otoritesi gerektiren bir husus. Ortada bir meşru bir devlet, yani İslam devleti anlamında, şer'i devlet anlamında. Hukubatı uygulayan. Evet, yani bir devlet yoksa, biz kendimizi devlet yerine koyup, halife, kadı, mahkeme vesaire yerine koyup, o adam hakkında ceza kesemeyiz. Böyle bir yetkimiz yok. Tıpkı hırsızlık yapana, zina edene, içki içene ceza uygulama yetkimiz olmadığı gibi. Bu fiillerin haram olduğunu söyleriz. Bir kimse bunların helal olduğunu söylese bunun küfür olduğunu söyleriz. Cezasını da söyleriz ama veremeyiz. Tabii biz veremeyiz, bu bizim yetkimizde değil. Bunları birbirinden ayırmak lazım. Böyle kendi kendine... Gizli mahkeme kurup kendi kendine Kendi kendine gelin güveyi olup, hilafet devleti kurup, şer'i mahkeme kurup, insanları buralarda mağdur etmek, kanını heder etmek. Hiç kimse mahkeme olur da nasıl gizli olur? Ben onu anlayamıyorum yani. Adam köprü altında mahkeme kuruyor. Elini kesiyor, ayağını kesiyor. Evet, başka ülkelerde duyuyoruz hocam. Elhamdülillah. Allah belki korusun. Türkiye'de var mı yok onu bilmiyoruz. Yoktur ama. Yoktur inşallah. Yani böyle, Hizbullah yapıyordu. Evet, yani kendi kendine nasıl bir adam mahkemeysen, devletsen nasıl yani merdiven altındasınız yani. Evet, evet. Nasıl gizlisiniz yani? Böyle bir şey olur mu? Böyle bir şey olur mu? Hakikaten bu de, noktada evet hocam. Hidayet Bey, şu noktayı gözden uzakta tutmayalım. Olağanüstü durumlarda had cezaları uygulanmaz. Evet. Bir kavaid-i fıkhiyeden bir kaidedir. Şüpheler hadleri düşürür. Evet hocam. Had, temel prensip. Tabii. İdra'ul hududa bir şüphehat diye de bir hadis-i şerif var, bildim. Evet hocam. Şimdi dolayısıyla bir ortam düşünün. Her türlü harama götüren yol açık. Her türlü haram serbest. Tedbir alınmamış hiç. Tedbir alınmamış. Hani seddi zerai, fethi zerai dediğimiz fıkıhta, usulü fıkıhta. Bunlar yapılmamış. İnsanları kötülüğe götüren, teşvik eden yollar açık. Şimdi buradan günümüz de yaşanan bir kısım ibretlik olaylara da bir köprü kuralım. İşte duyuyoruz, işitiyoruz. İnsanlar
çocuk kaçırıyor, genç kız kaçırıyor, öldürüyor efendim, vahşice efendim duygularını tatmin ediyor onlar üzerinde, organlarını satıyor. İşte bugün mesela Avrupa'da Suriye'den giden on binlerce çocuk kayıp, bilinmiyor nerede olduğu, bilinmiyor. Kim bilir başlarına ne geldi. Dolayısıyla insanları harama, gayrimeşruya, evet, meylettiren her türlü araç tedavilde bugün. Evet. Allah korusun, bir kimse zina etmek istese hiçbir engel yok. Bakın, hiçbir engel yok. Ne zihni bir engel var, ne yasal bir engel var. İçki içmek istese ne zihni bir engel var, ne yasal bir engel hatta var. Teşvik var hocam. Reklam yapılıyor, şu oluyor, bu oluyor. Yani dolaylı biçimde doğrudan yapılmasa bile bu ülkede alkollü içkilerin reklamını yapmak yasak. Ama dolaylı biçimde öyle bir yapılıyor ki bu. Yani bu içki reklamıdır diye bunu bir yerlere de şikayet edemiyorsunuz. Evet. Şimdi mesela ben son zamanlarda dikkat ediyorum. Son birkaç seneden beri bazı reklamlar var. Bir ürünün reklamını yapıyorlar. Ama arka planda öyle bir ambiyans var ki talebe genç kız ve erkekler aynı evde kalıyor. Ev arkadaşı. Evet. O ürünü orada beraber tüketiyorlarmış. Çok mutlu bir tablo var orada. Arka plan bu. Arka plandaki normalleştirilen şey tabii. İhtilaf yani tamamen. Sorsanız siz ürünün reklamını yapıyoruz derler. Evet. Ama arka planda böyle bir hayatın meşruiyeti, cazibesi filan anlatılıyor insanlara. Dolaylı mesaj bu. Şimdi bunlar olup biterken böyle bir ortamda sizin insanlara şer'i ceza uygulamanız filan bir cinayettir. Bu olmaz. Çünkü önce gayrimeşruya giden yolları kapatmanız lazım. Artı insanları fıtratlarıyla buluşturacak bir eğitim süreci. Yaşat süreci. Bu nesiller sürecek bir şeydir yani. Yani düşünün, içki yasağı bir kere de uygulanmadı değil mi? Dört aşamada uygulandı. Dört aşamada uygulandı. Çünkü vücuda giren bir şeyi hemen anında kesip atmak, kolay, sigarayı, içkiyi anında bırakmak mümkün olmuyor. İnsan bir alışkanlık kesbediyor, vücutta bir bağımlılık yapıyor. Dolayısıyla bu bir süreç işidir. Şimdi bu süreci de öngörmeden, harama giden yolları kapatmadan, helali teşvik edip önünü açmadan, helalin güzelliğini örneklerle canlı biçimde hayata yansıtmadan siz tutar insanların elini kolunu bacağını keserseniz bu cinayet olur. Buna ne fıkıh izin verir, ne Allah'ın rızası vardır, ne de bununla bir şeyi çözebilirsiniz. Çözemezsiniz. Bugün toplumda eşcinsellik maalesef yaygın. Eşcinsellere ben şu cezayı uygularım diyerek tuttuğunuz eşcinseli cezalandıramazsınız. Onu önce bir irşad etmeniz lazım, ona doğruyu anlatmanız lazım. Eşcinselliğe götüren yolları mümkün olduğunca kesmeniz lazım ki bu toplumda bir bulaşıcı hastalık gibi fırsat bulduğunda yayılmasın. Bunları yapmadan hemen ben şer'i şerif uyguluyorum, işte ceza uyguluyorum, şeriat ilan ettim. Bu rastlıyoruz, duyuyoruz. Orada burada Türkiye'de yok böyle şeyler ama başka yerlerde var. Duyuyoruz. Bunlar cinayettir. Bunu yapmaya yetkimiz yok yani. Yani ceza hukuku tekfir edip kendi kendine uygulayanlar, evet, çifte cinayet işliyorlar. Cinayet işliyorlar. Bir yaptıkları işler cinayet. Bir de İslam'ın, evet, önüne getirilmek istenen çağdaş bir engel, İslamofobiye destek veriyorlar yani. Evet. İslamofobi maalesef hocam bu şekilde bunlardan besleniyor yani. İnsanlar, insanlar, evet, dine yaklaşamıyorlar, tebliğe yaklaşamıyorlar yani. Evet. Şimdi burada bir meseleye, evet, daha izniniz varsa, vaktimiz var hocam, de varsa. 4-5 dakikamız var. Değinelim. Gene işte bu kendisini selefi diyen kardeşlerimiz, bu insanlar kendi kafalarınca küfür olarak tespit ettikleri bazı şeyler var. İnsanlara bunu dayatıyorlar. Bunu onların istediği gibi düşündüğünüzü, inandığınızı söylemediğiniz zaman bir tekfir mekanizması olarak kullanıyorlar. Efendim, oy vermek küfürdür mesela. Askere gitmek küfürdür. Kesin kararlar. Tabii yani. Tabii. Devlet memuru olmak küfürdür gibi sözler söylüyorlar. Şimdi bu sözlerin bize de çok sık sorulur bunlar. Evet. Bu küfür müdür vesaire midir diye. Hayır, bunlar küfür değil. Bunlar niye küfür olsun? Ben
memleketin birliği için, dirliği için, İslami kökleriyle buluşması için, bu Müslüman milletin yeniden kendi inancıyla engelsiz, bariyersiz buluşabilmesi için bir irade ortaya koyan bir siyasi kadro varsa, ben o kadronun iktidar olması için tabii ki onlara oy vereceğim. Bundan daha tabii ne olabilir? Vermediğiniz zaman sorumlusunuz. Sorumlusunuz. Çünkü bir yerde bir hak batıl mücadelesi var. O mücadelede tarafsız kalmak, batıla hizmet etmek demektir. Hele bu ülke gibi, Türkiye gibi tarihi konusunda işte ne türlü operasyonların yaşandığını hepimiz biliyoruz. Böyle bir ülkede bir insanın ben bu işlere girmem arkadaş, tarafsız kalırım demesi cinayettir. Tarafsız kalmak başka tarafa taraf olmak. Tabii. Yani. Bir taraf olan ber taraf olur evet. diye bir söz var malum. Çünkü hocam oyda, oy sisteminde özellikle yani işte bir taraftan bir eksildiği zaman iki eksilmiş oluyor. Yani bir tabii. diyelim yani 20-20 eşit diyelim. Bir tane eksik olduğu zaman o 20 oldu abi. Evet. Yani bir oy ikiyse karşının tabii. siz buraya vermiyorsunuz ama karşıda eksik oluyor yani bir şekilde. Şimdi burada evet, hocam. Şuna bakacağız. Ölçümüz şu olacak. Biz oy verdik. Bir kısım beklentilerimiz var. Bu memleketin, bu milletin, Müslüman milletin İslami değerlerle yeniden buluşması, inancını hayatına engelsiz aktarması, soruşturma vesaire yani, evet. geçirmeden, cezaya mezaya muhatap olmadan Müslümanlığını yaşayabilmesi, artı ümmetle, Müslüman kardeşleriyle aralarında köprüler kurabilmesi, eğitim alanında yardımlaşmada vesairede. Bunun önünü açacak bir yapı ya da açacağını söyleyen bir yapı varsa ortada, buna ben destek olmalıyım. Ben buna bakarım, onun niyetini bilemem ki. Tabii. Niyetini bilmek zorunda da değilim. Burada ben bu memleketin yeniden İslami güzellikleri yaşaması noktasında neler var, pratik olarak önümde somut neler var, ona bakmak zorundayım. Yani burada İslam'ın ve Müslümanların maslahatı var mı yok mu, buna bakmak zorundayım. Daraltıp da tekfir etmenin bir anlamı yok. Hayır sana. Yok. Niye tekfir edeyim ki, kaldı ki yani. İbn-i Teymiye'den burada belki daha evvel alıntı yapmıştık. İbn-i Teymiye Moğol idaresinden bile Müslüman kadıların görev alabileceğini söylüyor. Caizdir bu diyor. Başkası görev almasındansa Müslüman bir kadı görev alırsa orada başkasının yapabileceği mefsedetin de önünü almış olur. Evet. Yani. Müslümanların hukukunu muhafaza adına bir şeyler yapabilecekse yapsın diyor, alsın görev. Çünkü bir ortada bir ateş var, yangın var. Bu yangını ne kadar söndürme eğilimi varsa söndürmemiz lazım. Şimdi düşünün tabii. bu memlekette devlet memuru olmak küfürdür diyen insanlar kendilerini İbn-i Teymiye'ye dayandırıyor. İbn-i Teymiye'nin görüşü de bu. O Moğollar da görev almayı normal tabii, görüyor. Tabii. Caizdir diyor. Yani. Çünkü orada bunu yaparsa bir Müslümanın hukukunu da muhafaza etse kârdır. Veya zalim bir kadı gelip Moğolların görüşü istikametinde zulmedebilecekse evet. o görevi kabul etmekle bu zulmün önünü almış olur. Bunlar çok açık net şeyler, makul ve meşru şeyler. Şimdi İbn-i Teymiye böyle söylüyor, sen Şeyhülislam diyorsun, imam diyorsun. Fakat bu meselede İbn-i Teymiye'den ayrılıyorsun, başka bir yere gidiyorsun. O gittiği yer neresi? O gittiği yer Muhammed bin Abdülvehhab. Yani İbn-i Teymiye'ye bir şeyler söyletiyorlar değil mi evet. hocam? Ona onu söylettirmiş. Yani bu Vehhabilik, bu Vehhabilik. Selefilik değil. Bu Selefilik ne değil. Ne o Selefilik, Vehhabilik yani. Vehhabilik. Bakın Muhammed bin Abdülvehhab hakkında hemen bir tek şey nakledeyim, bir nakil yapayım. Çünkü mecbur buna değiniyoruz. Çünkü hocam tekfirin merkezinde kaynağı o var burası. Şu an. Kaynağı tekfir burası. Mesela. Tabii. Akaid kitaplarına bakıyoruz. Tahavi akaidine adam alakası olmayan girmiş İbn Arabi'den tekfir. Yani evet. Yani İmam Tahavi çıksa ellerini alır onların yani kitabı tabii, yani. Tabii. Muhammed bin Abdülvehhab diyor ki kendi serencamını anlatıyor. Size kendimden haber veriyorum diyor. Kendisinden başka ilah olmayan Allah adına yemin ederek diyorum ki ilim öğrenmek için yola çıktım. Beni tanıyanlar bilgili olduğumu sanıyorlardı. Oysa Allah'ın lütfettiği bu hayırdan önce ki onun hayatındaki dönüşümü daha evvel bahsetmiştik muhtelif evet. vesilelerle. Bu tekfircilik safhasını kastediyor. Ona da hayır diyor. Bu hayırdan önce ben la ilahe illallah'ın manasını bilmiyordum.
Ya. İslam dinini de bilmiyordum. Hocalarım da aynı şekilde bilmiyordu. Onlar arasında bunu bilen hiç kimse yoktu. Arıt alimlerinden, orada Suud'da bir bölge bu. Bu vakitten önce la ilahe illallah'ın manasını ve İslam dinini bildiğini iddia eden kimse yalan söylemiş, iftira etmiş, insanları aldatmıştır. Bakın şimdi, Hicaz bölgesinden bahsediyor. Hicaz bölgesinde la ilahe illallah'ın manasını bilen kimse yoktu diyor. İslam dinini bilen kimse yoktu diyor. Bildiğini söyleyen de yalan söylemiş, insanları aldatmıştır. Yahu Allah'tan korkun. Şimdi bu genelleme, bu korkunç durum İbn-i Teymiye'de var mı? Yok. Yok. İbn-i Teymiye hayatının son döneminde, ölüm esnasından biraz öncesinde diyor ki, şahit olun çevresindekilere. Ben kıbleye karşı dönüp namaz kılan hiç kimseyi tekfir etmiyorum. Bu kendi eserlerinde sabit. Talebeleri bunu naklediyor. Şimdi burada böyle bir şey var. Burada böyle bir şey var. Bunun adı selefilik değil. Bunun adı vehhabilik. Muhammed bin Abdülvehhab'ın burada örnek olarak zikrettim. Çok açık biçimde Osmanlı'yı tekfir eden, Osmanlı askerini mürtet olarak ilan eden, Osmanlı'yı destekleyenleri mürtet olarak damgalayan fetvaları var. Allah korusun. İşte İngiliz projesi. Yani. İşte bu selefilik diye bugün gençlerimize yutturulan bu. Vehhabilik bu. Allah şerlerinden emin eylesin hocam. Amin. Kıymetli dinleyenlerimiz, bir tefekkür ufku programının daha sonuna geldik. İnşallah bir dahaki tefekkür ufku programında buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun. Hoşça kalınız.